Herkese selamlar, herkese merhabalar sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle bir not defteri uygulaması yapacağız. Rahatlıkla anlayabileceğiniz bu uygulama, her satırını detaylı bir şekilde detaylandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ilk başta bir notlar listesini tutabilmek adına not defteri adlı bir liste oluşturacağım. Daha sonra bu liste içerisinde ekleme, çıkarma, silme veya işte görüntüleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Kullanıcıya seçenekler sunalım arkadaşlar. Seçenekler diyelim şu şekilde. Daha sonrasında printle beraber kullanıcıya diyelim ki işte not defteri uygulaması. Burada print şöyle birkaç tane basalım arkadaşlar. Not ekleme işlemi olabilir. Yeni bir not ekleyebilir. Notları görüntüleyebilir, notu silebilir ya da çıkabilir arkadaşlar. Şöyle bir yeni not ekle olsun arkadaşlar. İki, burada notları görüntülü olsun. Üç için şu şekilde notu sil yapalım arkadaşlar. Dört için de çıkış olsun arkadaşlar. Şimdi definition not ekle isimli bir fonksiyon daha oluşturalım. Kullanıcının not ekleyebilmesini sağlayalım. Yeni not diyorum arkadaşlar. Eşittir. Burada input fonksiyonuyla kullanıcıdan alacağım bu notu. Eklemek istediğiniz notu yazınız diyelim arkadaşlar. Kullanıcı bir not yazacak. Daha sonrasında not defterinin içerisine ben Append metodu yardımıyla arkadaşlar bu yeni notu ekleyeceğim. Ve print ile beraber şöyle diyeceğiz. Not başarıyla not defterine eklendi diyelim. Not defterine eklendi diyelim arkadaşlar. Tamam. Bunu yazdık. Daha sonrasında bir definition notları görüntüle isimli bir fonksiyonumuz olsun burada ve ben dedim ki eğer if not arkadaşlar not defteri yani burada not defteri şayet boş ise yani içerisinde bir değer bulunmuyorsa printte kullanıcıya not defteri boş adlı bir mesaj yazdıralım. Not defteri boş diyelim arkadaşlar. Daha sonrasında aksi durum için not defteri boş değilse printle şöylece kullanıcımıza ters çizgen notlarınız diyelim arkadaşlar. Ters çizgi en yaparak tanımlayalım burayı. Ve for i virgül işte not in şimdi not ifadesi olacağı için bunu alt tire ile yapacağım. Not alt tire yapacağım arkadaşlar. Enumerate not ifadesi hani özel bir ifade ondan dolayı kullanamıyoruz arkadaşlar. Burada not defterinden gitsin dedim. Birden başlasın buradaki yapı dedim. Ve printle beraber arkadaşlar şu şekilde F çift tırnakla şunu diyelim. İşte i nokta işte burada not olsun arkadaşlar. Yani şöyle kullanıcım görüntülemek istediğinde bir de bu not var, iki de bu not var, üç de bu not var tarzında bir çıktı verecek arkadaşlar. Şöyle yapalım, devam edelim. Definition not sil isimli bir fonksiyonum olsun. Ve bu fonksiyonunda not numarası alalım kullanıcıdan. Integer input'la beraber alalım bunu. Lütfen silmek istediğiniz notun numarasını giriniz diyelim arkadaşlar kullanıcıya. Şuradaki input'u yanlış yapmışız. Şurası 8 olmuş. Hemen şurayı tamamlayalım. Ve tabii ki bir eksiği olsun arkadaşlar. Yani birinci notu silmek istediğimde aslında sıfırıncı indeksteki notu silmek istiyorum ya. Ondan dolayı bir eksiğini aldım burada. Eğer sıfır burada büyük eşittir not numarasında. O da büyük küçüktür. Len not defterindense. Yani burada not defterinin uzunluğunun ve sıfırın aralığında bir değer söz konusuysa yani doğru bir not değeri girdiyse silmek için arkadaşlar kullanıcıya silinen not isimli bir değişken oluşturup burada not defteri içerisinden ne yapacağız? Pop fonksiyonu yardımıyla silme işlemi yapacağım arkadaşlar. Not numarası ekleyerek siliyorum.
Daha sonrasında da printle beraber arkadaşlar şöyle bir çıktı yapacağım. F çift tırnakla geldim. İşte efendime söyleyeyim. Silinen not burada. Başarıyla. Da bunları tırnaklar içerisinde alalım isterseniz. Çıktısı güzel gözüksün. Başarıyla silindi diyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Tabi bir de aksi durum söz konusu olabilir. As durumu içinde şu şekilde printle diyelim ki geçersiz not numarası girdiniz. Lütfen tekrar deneyiniz diyelim arkadaşlar. Şimdi kullanıcı mesela örnek veriyorum burada 3 tane notu vardır. 4'ü girmiştir. Burada aralığa girmeyeceği için otomatik olarak arkadaşlar çıkaracak. Güzel. Bu yapıda oluştu. Ben while true ile beraber geldim. Seçenekler pardon kendisi otomatik olarak çalıştırdı. While true dedim. Seçenekler fonksiyonunu çalıştırsın. Tamam mı? Shift Enter'a basıyorum. Ondan dolayı problem çıkıyor. Ve bir kullanıcıdan seçim alsın arkadaşlar. Integer input'la alalım bunu. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçiniz dedim. Kullanıcı bir işlem seçti. Seçtikten sonra diyorum ki eğer seçimi burada eşit eşit 1 ise yani not ekleyi seçtiyse, bir için yeni not ekleydi ya arkadaşlar. Bunu seçtiyse ne yapacak? Not ekle fonksiyonunu çalıştıracak. İçeride. Elif diyorum arkadaşlar. Seçim burada şayet eşit eşit 2 ise gidecek. Notları görüntüle fonksiyonunu çalıştıracak. Şöyle. Elif dedim arkadaşlar. Seçim şayet eşit eşit 3 ise mantıken ne yapacak? Not sil fonksiyonunu çalıştıracak. Şayet Elif dedim. Seçim eşit eşit arkadaşlar 4 ise programdan print ile beraber şöyle bir yazı yazalım. İşte programdan çıkılıyor. 3 nokta diyelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar break komutu ile beraber çıktığımızı yapalım. Tabi bunlar olması dışında başka bir seçenek de seçebilir. Yani 5-6 gibi bir seçenek de seçebilir. O yüzden de şöyle diyelim arkadaşlar. Geçersiz seçim yaptınız. İşte lütfen tekrar deneyiniz diyelim arkadaşlar. Kullanıcımıza bu şekilde bir uyarı da yazdıralım. Ne yaptık? Tekrar bir görelim arkadaşlar. Kullanıcıya seçenekleri sundum. Kullanıcı bir not ekleme işlemi yapmak istiyorsa yeni not isimli bir değişken içerisinde kullanıcıdan veriyi aldım. Almış olduğum bu metni, bu notu yukarıda oluşturduğum boş not defteri listesini append metoduyla beraber ekledim. Daha sonrasında da not başarıyla not defterine eklendi dedim. Notları görüntülemek isteyebilir. Boş ise not defteri içerisinde bir veri yoksa not defteri boş yazdıracağım. Aksi durumda dolu olması durumunda printle notlarınız yazısı ve altına arkadaşlar işte birinci not işte bir işte ne diyelim videoları çek. İşte iki yapılacaklar listesi hazırla vesaire gibi bir durum olsun mesela onları gösterecek. Not sil kısmı ise not numarasını alacak kullanıcıdan. Hani burada birinci not şu, ikinci not şu tarzında bir ifade vardı ya. Bu yüzden bir eksiğini aldım arkadaşlar. İndekse gitsin mesela. Kullanıcı birinci notu silmek istediğinde normalde sıfırıncı indeksteki elemanı silmesi gerekiyor ya. O yüzden gitsin hani uğraşmasın. Bir yazsın ve otomatik silsin dedim. Şayet sıfırla not defteri uzunluğunun aralığında değilse ki mantıken bu durumda ne olacak? Böyle bir notun içeride bulunmaması gerekecek. Bu aralıktaysa eğer silinen notu pop metodu yardımıyla beraber gidecek not numarası alınmış notu silecek arkadaşlar not defterinin içerisinden pop metoduyla beraber. Daha sonrasında işte bu silinen not başarıyla silindi diyecek arkadaşlar. Aksi durumda ise geçersiz not numarası lütfen tekrar deneyiniz diyecek. Şimdi while true doğru olduğu bu süre boyunca çalış yani şu break'i görene kadar çalış anlamına geliyor arkadaşlar. Önce seçenekleri gösterecek kullanıcıya yukarıda hazırladığımız fonksiyon. Daha sonra kullanıcıdan bir seçim isteyecek. 1, 2, 3, 4 hangisini yapmak istiyorsun? 1'i seçerse not ekle. 2'yi seçerse notları görüntüle. 3'ü seçerse not silme işlemi. 4'ü seçerse de programdan çıkılıyor
bir metnini çıkarılıyor şeklinde bir metni ekrana bastırıp break komutuyla beraber döngüyü kırması sağlanacak. Aksi durumda ise geçer seçim yaptınız lütfen tekrar deneyiniz şeklinde bir mesaj yazılacak sevgili dostlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz iç içe yapılar kullandığımız bir örnek oldu. Çıktıyı da görelim isterseniz beraber. Yeni bir not eklemek istiyorum ben. Merhaba olsun notum. Yine yeni bir not eklemek istiyorum ben. İşte selam olsun bu notum. Notları görüntülemek istediğimde bakın bir merhaba iki selam diyor ya. Ben ikiyi silmek istediğim zaman notları görüntüledim pardon. Not sil işlemi 3 içinde hangi notu sileceksin? İkinci notu silmek istiyorum ben dedim. Tekrardan notları görüntülediğimde sadece bir merhaba kaldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şeyi ne olurdu mesela not ekle kısmına gelelim. Eklemek istediğiniz notu yazınız dedi. Merhaba dedim. Selam dedim mesela. Notları görüntüledim tekrardan. Bir de merhaba, iki de selam var ya. Ben notu sil kısmından bir numaralı notu silip tekrardan notları görüntülersem bire selamı getirdi arkadaşlar. Yukarıya kaydırdı. Temel olarak sistem bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi umarım anlaşılır olmuştur. Yine de takıldığınız bir yer olabilir. Normaldir. Lütfen sorun. Lütfen benimle iletişime geçin. Eğer yoksa da zaten bir sonraki örneğe, bir sonraki uygulamaya geçiyor olursunuz arkadaşlar. Kodları da GitHub tarafında paylaşacağım. Zaten açıklama kısımlarında da bunları yer alacağını görürsünüz. Yer alır bir şekilde hazırladım. Biraz hızlı hızlı konuşunca kelimeler birbirine girdi. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.